Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 1 Ekim 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var. Ancak Fenerbahçe'mizin maçından ziyade konuşmamız gereken şeyler var. Öncelikle her hafta olduğu gibi maçın skor tahminini yazmanızı rica edeceğim sevgili arkadaşlar. Lütfen skor tahminini yazın. Galatasaray Ankara gücü maçı. Dün gece itibariyle oynanan ve futbol camiasının yine çeşitli rezillikler gördüğü maçta Kerem Demirbay rakip kaleciye tekme attı. Artık görmedi. Torreira topu eliyle kontrol etti. Penaltı çalınmadı. Moruta'nın Torreira'ya müdahalesi dahi yokken sarı kart yedi. Torreira kaç kez kendini yere attı. Hepsi görmezden gelindi. Rams'da Rams Park'ta kapkara gece yani bu sıklıkla olmaya başladı. Fakat bir e, atasözü vardır ya Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur diye. Tolunay Kafkas Aliso ve Tolga Ciğerci'yi riske etmedik. Haftaya çok kritik bir Kayseri Spor maçı oynayacağız diyor. Yani ben buraya zaten yatırmaya geldim diyor. Artık Moruta'nın diyeti mi başka bir şeyin niyeti mi ben bilemem. Ama Fenerbahçe'ye karşı eğer böyle bir şey yapsaydı bunun adı şikeydi tüm Türkiye şikayet ederdi. Ya orta sahada Mert Çetin'in ayağına basıldı. Hakem devam diyor 80 küsürde. Yani %100 faul. Gözünün önüne vermiyor. Çünkü skor 2-1. Top dönüyor. Mertense faul dahi yok. Kendini yere atıyor. Hani havada taklalar falan atıyor ve hem sarı kart hem faul veriyor. Gerçekten bu tiyatroyu kutlarım. Yani gerçekten yani kutlarım bir de sarı kart verilmesini. Yani Galatasaray gol öncesinde verilmeyen net bir faul var. Hani herhangi bir Fenerbahçe maçında bu skandallar yaşansa herkes top tüfek saldırır. Bu emek hırsızlığını unutmayın. Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar şu anda alkış çalıyorsunuz. Fener şampiyon olmasında kim olursa olsun zihniyetindesiniz ama yarın bir gün bu zihniyet başınıza iş aldırır benden söylemesi. Ha şunu da söyleyeyim. Bugün güldüğünüz yarın başınıza gelirse de ağlamayın. Çünkü Volkan Bayarslan denen orta hakemsi, Erkan Engin denen varımsı, Hüseyin Köçek denen avarımsı yani çok şeyleri atladılar. Mesela hızlı şekilde yazmıyor Kendini yere atıyor. Sarı kart yok. Yüzüne vurulmamasına rağmen aldatıyor. Murutan'a sarı kart veriliyor. Geri Rodriguez rakip savunmayla birebir kalıyor. Avantaj kesiliyor. Kerem Demirbay kaleciye tek mat yok. Kart yok. El pozisyonu var. Penaltı yok. Zaha'nın golünden önce Kerem Aktürkoğlu Mert Çetin'e faul yapıyor. Hakem vermiyor. Sonrasında maç 1-1 oluyor. Üstüne Mert Çetin bir sarı kart görüyor. İkinci gol çizgiyi geçip geçmediği belli değil diye. Yani VAR hakemlerinin gol dediği bir pozisyon net bir görüntüyle gösterilmek zorunda arkadaşlar. Aksi halde gol kararı veren hakemler arasındaki VAR konuşmalar açıklanacakmış. Yani neye göre, kime göre gol demişler? Yani şunu söyleyeyim, VAR konuşmaları açıklanmak zorundaymış arkadaşlar. Yani kural gereği Galatasaray maçının VAR konuşmaları açıklanacakmış. Ben Fenerbahçe maçından ziyade buna da bekliyorum. Yani gol diyemezlerse, diyemezlerse golümsü derler. Şunu da düşünün. İsmail Kartal Fenerbahçe'siyle baş etmek için, İsmail Kartal Fenerbahçe'sini alt edebilmek için rakip teknik direktörler anlamsız şekilde kadro dışı kararlar verecekler en iyi oyuncularını falan. Bu maça değil de bir sonraki maça odaklandık yani bu maçta yatacağız diyecekler. Açık, aleni şekilde bunu futbolculara da söylemişlerdir. <laughs> Oyuncular aman gol atmayın derecesine ilginç hatalar yapacak. Ne bileyim ayağının altından kaçacak falan. Maçta hakemler Galatasaray'ı aleni kollayacak. Sen Fenerbahçe olarak 8 faul yaparken maçın içerisinde 5 sarı kart yerken 20 faul yapıp bir maç boyunca 0 sarı kartla maçı tamamlayacaklar. Kendini onca yere atmalara rağmen. Geçen yıl offsite'ımsı bu yıl golümsü rezaletleriyle gidecekler. Sıkıştıkları anlarda penaltı kırmızı kart çok yere kullanacaklar. Uzatmalar bile maçın durumuna göre, skoruna göre değişecek. Ona rağmen de 2 puan gerinde seni takip edecekler. Arkadaş beddua edene bulur, bulur, falan filan diyorlar. Geçiniz bunu. Haksız beddua edene bulur. Ben haklı bir şekilde diyorum ki Allah'ın laneti, öfkesi, gazabı, cezası üzerinize olsun. Çaldığınız haklar fazlasıyla çıksın inşallah. Sizden çıksın ama çoğunuzdan çocuğunuzdan değil sizden çıksın. Çoğunuz çocuğunuz bunları hak etmiyor. Mehmet gol, Türk Futbolu'nun bir numaralı sorunu kaçak yayınlandır. İzleyenlerin %60'ı kaçak izlediyor falan. Şu lige para verilir mi? Ya arkadaşlar şu lige para verilir mi? Allah aşkına ya. şu ligin neyine para vereceksin ya? Adalet yok hiçbir şey yok. Canının istediğini şampiyon ilan et. Canının istediğini e, küme düşür. Oh ne ala memleket. Şimdi kaptanımız Edin Bosna Hersey'in Liechtenstein ve Portekiz'de oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına da kadrosuna çağrılmış. Öncelikle Ceko'ya bugünkü maçta da başarılar diliyorum. İnşallah attığı gol olur. Vurduğu gol olur. Attığı pas asist olur. 4 gol 2 asist maçı tamamlar inşallah. Bu arada Omar Fayet e, Novi Pazar'a gidiyor arkadaşlar. Merak etmeyin bu çok soruluyor. E, Sırbistan vizesi bu hafta içinde hazır olacakmış ve kesin olarak gidiyor. Bilginiz olsun. Zaten şimdi gitse bile milli maç arasıydı. Carttı curttu. En azından iyice hazırlanır orada. Fenerbahçe'de antrenmanları bu yüzden sürdürüyor. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır. Fenerbahçe ile bu dönemde oynamak zor. Şanssızlık diyebiliriz. Avrupa maçlarından ötürü ligi erken başladılar, çok hazır ve formdalar. Fenerbahçe maçı kazanmakla ilgili çok ciddi umutlarımız, hayallerimiz var. Bu maçı kazanmak istiyoruz ama zor olduğunun farkındayız. Fenerbahçe'de oynayan, oynamayan neredeyse hepsi yıldız oyuncular. Umutluyuz. İstanbul'dan elimizde 6 gol yiyerek döneceğiz. Umudumuz bu. 0 puan alacağız. 6 fark yiyeceğiz İstanbul'dan puansız döneceğimizi düşünüyoruz demiş. Takvruz Spor'da Fenerbahçe maçı öncesinde eksik olan bir tek sakatlığı bulunan Pinci kadroda yer almayacakmış. Pinci dışında eksik futbolcuları yokmuş. Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz testine tamamlayan Çaykur Rizespor İstanbul'a da geldi. Maç saatini beklemeye koyuldu. Maçımız saat 16'da. Hocam bu haksızlık. Hocam kimin elindeydi? Hocam bu FETÖ'nün oyunu. Hocam şu. Ya arkadaşlar yayıncı kuruluş gereği Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da oynayacaklarından dolayı eee böyle bir karar var. Yani normalde şöyle bir kural vardı. Kural şuydu. Mesela Avrupa'da kim oynuyor? Fenerbahçe. Ne zaman oynuyor? Perşembe günü. Deplasmanda oynuyor değil mi? Türkiye'de nerede oynayacak? Deplasmanda. Perşembe ise pazartesi oynar ligde. Yani Perşembe ise pazartesi oynar. Yani eğer deplasmandaysa ya da deplasman maçına gidecekse Pazartesi oynar. Ama kendi evinde ve kendi evinde ise pazar oynar. Ama yani biri pazar biri pazartesi oynamıyor. Değişik şeyler. Mesela Fenerbahçe deplasmana gidecek. O yüzden maçını pazar oynuyor burada. Bir sonraki maçını pazartesi oynaması lazım ama milli ara geliyor. Neyse ben anlatamadım herhalde ama yine de siz demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Şimanski Tadic'i Tadiskayı solladı. Ne Tadiçi? Tadiskayı solladı. Oo, güzel haber. Fenerbahçe'de 13 karşılaşmada 7 gol 4 asist oynayan 24 yaşındaki 10 numara Sebastian Şimanski hücumdaki müthiş performansını yanı sıra savunmaya verdiği destekle de gönüllerde taht kurmayı başardı. Şimdi Şimanski ee, için çok ağlayan kişi vardı. İşte ben olsam Şimanski'yi almam Taliskaya alırım diye yıllık 9 vermeni istediğim futbolcu al, almanış. Yani 9 verip batmanı istiyor bu arkadaş. Yani Galatasaray'ın 2,5 milyon euro ödeyemediği Şimanski'ye Maaş yükünü aşan Şimanski. Ee, bakalım Fenerbahçe'de ne yapacak denen Şimanski. 7 gol. 4 asist. Canavar gibi diyor. İnşallah bugün de vurduğu gol olur. Attığı asist olur. İnşallah daha 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 şey yapar. Ve ee, daha da susturur. Ben bu tip haberleri kısa geçiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Arda'yı Real Madrid'e verdik. 10 numara transferi için çok düşündük. Elimize güzel bir fırsat geçti. Rus pazarının Avrupa'dan yediği ambargo yüzünden bize kolaylıkla geldi. Tali Taliska'nın maliyeti çok yüksekti. Yani Taliska'ya vereceğin yıllık ücrete on servisini aldın Şimanski'nin. Taliska'ya vereceğin ikinci yıllık ücreti bütün Fenerbahçe'deki bütün kariyerindeki yıllık ücretlerini ödemiş oldum. böyle de bir kara geçtiğini düşünüyorum. İstatistiklerde zirvede Allah dahasını da versin inşallah. Fenerbahçe'nin Yıldız'ı yuvadan ayrılıyor. İşte bu haber üzücü bir haber. Arkadaşlar hiç adı anılmayan bir isimden bahsedeceğiz. Çünkü Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girdi bu oyuncumuz. Ve ee, gitmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Kimdir o oyuncumuz? Öncelikle Fenerbahçe ligde dolu dizgin gidiyor. Konferans liginde dolu dizgin gidiyor. İnşallah bugünkü galibiyetle birlikte 7'de 7 yapıp 21 puanla liderliğimizi sürdüreceğiz. Sonra da Perşembe günü. Deplasmandayız. Spartak Tırnava deplasmanda. İnşallah hedef 2-2. Sonrasında da bir lig maçı var ve ardından araya giriyor. Yani milli araya giriliyor. Hedef 3-3. İnşallah Rabbim 3-3'ü nasip etsin. 3 galibiyet elde ederek araya girelim. Şimdi Fenerbahçe'de Edin Ceko coşuyor maşallah. 10 maçta 6 gol 5 asist. Şimans konuşmaçta maçta 7 gol 4 asist. Ancak İsmail Kartal'la Yıldız birçok isim var. İrfan Can Kahveci mesela maşallah. 13 maç 6 gol 3 asist. Ve Ferdi Kadıoğlu. Asıl kahramanımız. Avrupa devlerinin listelerine giren isim Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Ferdi'ne ilgili söyleyeceklerim lütfen kimsenin zoruna gitmesin. Milli futbolcu 5 sezondur düzenli olarak Fenerbahçe forması terletiyor. Milli takıma da gitti. Ve e, milli takıma da giden Ferdi. Yani birçok takımın radarında. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bu haberde de aslında somut bir şey yok ama var. Bayern Münih, Newcastle United, Borussia Dortmund gibi takımlar Yıldız Futbolcu'ya talip oldu ve sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar. En az 20 milyon euro olarak da Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi. Ancak bu 20 milyon euro doğru değil 30 milyon euro. Ferdi geçtiğimiz sezon 48 maç 4 gol 4 asist. Bu sezon 10 maça çıktı. 1 gol 1 asist. Ve güncel piyasa değeri 17 milyon euro. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Arkadaşlar Ferdi için Borussia Dortmund 2'de 1'de inceleme yapıyor. Anladınız mı? Borussia Dortmund. Bu ismi yazın bir kenara. Yani yazın bir kenara. Bu takımı yazın bir kenara. Ferdi Kadıoğlu ve Borussia Dortmund. Bakın bunu mutlaka ve mutlaka bir kenara yazın. Orada Şimanski için de sorduğum soruya cevap veren arkadaşlar teşekkürler. 40-50 arası diyen var. 35 milyon euro diyen var. Yani. Ee... Diyen var da var. Anlatabiliyor muyum? Ve. Çok güzel bir yorum var bir kardeşimizden. Mehmet kardeşimiz diyor ki. Fenerbahçe geçmişte kalan galibiyetleri unutmalı. Önüne bakmalı. Maç maç. Maç maç. Maç maç gitmeli diyor. Zaten Fenerbahçe önüne bakıp maç maç giderse çok şeylere gebe bir sezon izleriz. Yeter ki tek maç maç gidelim. Arda Güler için flash iddia. Şimanski'yi konuşurken Arda'yı konuşmamakta olmazdı. Ayıp olurdu. Real Madrid'in ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralamayı düşündüğü öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid ikinci kez sakatlanan hani henüz resmi bir maçta görev alamayan 18 yaşında genç futbolcu devre arasında transfer döneminde kiralayabileceği belirtildi. Aslında kendini kanıtladı idmanlarda. Ancak milli futbolcu sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı başladı. Kısıtlı zamanı var. Kasım ayını bulabileceği vurgulanmış ikinci sakatlık dönüşünün. Ara transfer dönemine kadar da bir şeyler yapması lazım. Yönetim, teknik ekip hepsi çalışıyormuş. Ancak ee, bir şeyler var. Mesela Crespo haberi için de hocam Crespo'ya 1.5-2 var. Adam oyunlar bir şekilde satılır gider diyor. Anlatabiliyor muyum? E, durum bu. Hocam Galatasaray stadında atmosfer çok iyi, ses çok iyi diyorlar. Bizimkinde sesi kısıyorlar arkadaşlar merak etmeyin. Yani bizimkinde sesi kısıyorlar yoksa bizim taraftarımız da e, gür bir sesle bağırıyor. Ama maalesef çift standart burada da sürüyor. Şimdi yakından takip edilecek diyor gelişimi için. Hocam Fenerbahçe'ye gelecek mi sen onu söyle değil mi? Hepiniz bunu soracaksın. Arkadaşlar yok. Fenerbahçe'ye gelmesi gündemde değil. Zaten Real Madrid gibi bir kulüp futbolcuyu alıyorsa İspanya'da gözünün önündeki... E, yani gözünün önündeki takıma verir. Orada da oynar. Oynanmasını da izler, eder. Ya hocam bu çocuğun bu kadar sakatlığı biliniyor muydu? Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Ben bunu söyledim. Ama güldüler. Alay ettiler. Dediler ki he canım he. Tamam. Adamlar gidecek de şöyle böyle falan diye. Eee dediler. Bu arada Apen ne diyor? Adamlar gol atıyor. Gol öncesi faul var. İkinci gol atıyorlar. Gol mü değil mi? Kimse görmüyor. Belli bile değil ama bize öyle geldi diye gol veriyorlar. Tam komedi diyor. Boşuna kürek çekiyoruz diyor. Vallahi bunların amacı çok farklı da. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hakemlerin de gönlüne göre versin. Kim Fenerbahçe'nin hakkını çalıyorsa Allah acısını göstersin. Yani nasıl diyeyimse bir çaldığına bedel iki tanesini çalsın hayatında ne hakkımızı çalıyorlarsa bizim bir hakkımızı çalıyorlarsa iki hakkını çalsınlar. Yazık ya. Yazık gerçekten yazık. Ya i̇nsanlar ya milyonlarca bak binlerce insan can verip gitti. Hadi verin hakkını geri. Ya biz şöyleydi böyleydi kolladık ettik ama gelin. Ya şöyle söyleyeyim. iki sene Galatasaray'ı kolla. iki sene Trabzonspor'u kolla. iki sene Beşiktaş'ı kolla. Sonra iki sene Fenerbahçe'yi kollayacağım de. O 6 sene aradaki insanların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl vereceksiniz? Garip bir şey ya. Gerçekten garip bir şey. Domuz eti yemek haram değil mi? Vallahi de billahi de her şeyin üstüne yemin ederim kulaklı hakkı yemek de haram. Her şeyin üstüne de yemin ederim kul hakkı yemek de. Yani en az hatta benim İslami bilgime göre bunca yıldır araştırmalarıma bilgilerime göre kul hakkı yemek domuz eti yemekten daha da günah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bile var. Domuz etini yiyebileceğiniz zaman var arkadaşlar eğer açlıktan ölecekseniz. Hayatta kalabilecek kadar yemenize e, orada bir şey tanınmış bir ayrıcalık tanınmış. Ama hiçbir yerde kul hakkı yiyebileceğiniz şu durum var diye bir şey yazmıyor. Açın bakın Kur'an-ı Kerim'de bulursanız bana da haber verin. Neyse biz işimize bakalım. Milleti de Allah'tan dinden soğuttular. Herkes bana şunu soruyor hocam ilahi adalet ne zaman ortaya çıkacak diye. Yani insanları dinden soğuttular adaletsizlikle. Neyse Allah çıkarsın başka bir şey demiyorum iç arkadaşlar. Rade iç ile anlaşma ortaya çıktı. Sezon başında iç ile anlaşmasına rağmen son anda Milan'da kalma kararı verdi. Bosnalı futbolcu ve flash bir gelişme yaşandı. Yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Orta sahaya takviye istedi ve iç ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçen ben bu kurun ile ilgili bir sakatlık şeyi ver dedim diye hatırlıyorum ama bir de Bosnalı adam yani 29 yaşında kas yaralanması geri dönüş bilinmiyor. Aynen ben buna 6 maç 515 dakika oynadı. Ya bir de iş bir, bazen futbolcuda da biter ya. Neyse haberi bitireyim. Milan'la sözleşme uzatmayan Kuruniç için ara transfer döneminde yeniden hamle yapılacak. Açan orta saha oyuncusuna istekli olduğu aktarıldı. İtalyan kulübü Bennaker'in sakatlığını atlatmasından sonra Kuruniç için yapılan teklifi yeniden değerlendirecek. Haberde Fenerbahçe'nin sezon başında Bosnalı orta saha oyuncusuyla 3,5 milyon euro maaş anlaşmasına vardığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Arkadaşlar ben de 2,8 diye hatırlıyorum. Ben bunun duyumunu vermiştim. Hatırlıyorum. Yani 2,8 diye hatırlıyorum. Hala da bir taraftan da yorumlara bakıyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hocam çizgiyi geçmedi, geçip geçmediği net değil diye. Ya arkadaşlar işin ucunda Galatasaray varsa offside'ımsı, golümsü, penaltımsı her şey normal. Fenerbahçe varsa çizgiyi geçtiği kanıtlansa bile akıllarda soru işareti kalıyor. İngiltere Hakem Kurulu Tottenham Liverpool maçında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı. Jürgen Klopp böyle adaletsiz koşulların olduğu bir maç hiç görmemiştim diyor. Gel de Türkiye'ye GS maçlarını izle. Adaletsizliğin kralını gör. Şimdi düşünsene bak. Fenerbahçe Samsun maçında mesela küreden attığı gol iptal edildi. Sebep? Fenerbahçe olduğu için. Aynı golü Galatasaray atsaydı da iptal edilseydi. Valla ben diyorum abi bak akıllarda soru işareti kalan her pozisyon şaibelidir. Ama hocam tribünden bir tane adam çekmiş işte maç oynarken video kamerayla bir tanesi çekmiş atmış işte görüntüyü büyütmüş küçültmüş. Ya onun kimse için bir önemi yok. Bak aynı olay. Ya Galatasaray'ın arayihin olduğunu düşünün. Gol verildiğini düşünün. Ama sosyal medyada harıl harıl ekran büyütülmüş, görüntü büyütülmüş, bak çizgiyi geçmiş diye verilmiş. Umurunuzda olur mu? Olmaz. Onu yayıncı kuruluşun vermesi lazım. Ya şey gibi düşünün. Bir adamın babası dururken yoldan geçen bir adamın ona sürekli kıyafet aldığını, eşya aldığını düşün. İnsanın aklına ne gelir? Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi Kuruluş için sözleşme yenilemeyi reddetmiş. Ancak 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Şimdi Kuruniç ile anlaşma ortaya çıktı. Demek biraz tuhaf kaçıyor. Ya Fenerbahçe'nin maçı var. Çaykur Rize maçı var. Bugün odaklanmamız gereken maç. Hocam maç zamanı sende duyum veriyorsun. Arkadaşlar önüme ne gelirse gündemde hangi Fenerbahçe haberi konuşuluyorsa onu konuşmak zorundayım. Onu konuşuyorum. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Sizler de lütfen bunun bilincinde olun. Yani Mustafa Hoca sosyal medyada ne konuşuluyor şu. Mecbur bunu konuşmak zorunda. Maça ilişkinde zaten maç öncesi canlı yayın açıyoruz. Orada maça dair tahminlerimi, fikirlerimi söylüyorum. Geçen maç tıkır 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 saat gibi maşallah ne söylediysek gerçekleşti. Bir tek Tadic az gol attı. Ben Tadic'den 2 gol katkısı bekliyordum. 6 gol katkısı yapacağı maçta hiç gol ve asist olmadı. Ee, enteresan. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu arada ben videoyu çektim sıralarda 51.973 aboneydik. Sabaha 52.000 inşallah. Maç öncesi de 52.100, 52.200. Ağanın yeri tutulmaz. Bakalım arkadaşlar. Ne kadar oynatma listesi açarsanız, ne kadar şey yaparsanız. Maç bitiminde de üyelik hediyesi isteyerken arkadaşlar bilin ki ne kadar video izlediyseniz o kadar şansınız yüksek. Yoksa yok. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Geri kalanlar Galatasaray'ın yardımcısı olabilir. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun yeter. Öbür gerisine gerek yok. Ki Mevlana'nın da dediği gibi işimiz Allah'a kalmışsa olmuş bilsen diyor. مش میذاره